Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Konu konu yeni sorularla, yeni nesil sorularla matematik serisinde sevgili arkadaşlarım. Bugünkü konumuz grafik yorumlama problemleri. Zaten yukarıda da görüyorsunuz. Şimdi bu seriyi arkadaşlar seveceğinizi düşündüğüm için başlattım ki öyle de oldu. Umarım sevgili arkadaşlarım sizler için faydası oluyordur, faydalı oluyordur. Bundan sonra da sevgili arkadaşlar AYT konu tekrarları yapmak için sorular üzerinden bir genel tekrar, böyle ÖSYM'nin soracağı türden, seveceği türden sorularla bir genel tekrar olacak, aklınızda bulunsun diyelim ve videomuza başlayalım. Videoya başlamadan önce de kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdi gençler, ilk sorumuza şöyle bir bakalım isterseniz. Aşağıda dairesel grafiği demiş. 5 ayrı ilimize Haziran ayında gelen turist sayısının bu illere göre dağılımı gösterilmiş. İşte İzmir 60 derecelik, Mersin 45, İstanbul 120, Muğla ve Aydın'ı bilmiyoruz. Vermemiş onu. Bu 5 ile gelen turist sayıları ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Burada bir şeyler verebilir. Aydın iline gelen turist sayısı Muğla iline gelen turist sayısının 2 katıdır. Ha, şimdi bak. Şurası şuranın 2 katıymış arkadaşlar. Şimdi o zaman şöyle diyelim. 120 60 daha 180 yapar. Geriye kalıyor 180. 180'den 45'i çıkardım, 135. Şimdi o 135'i öyle güzel parçalayacağım ki 2K'ya K biçiminde. Ne olur? 90'a, 90 dereceye. Burası da 45 derece olur. Böylelikle Aydın Muğla'nın 2 katı olmuş oldu. Tamamı da 360'ı tamamlamış oldu. Pekala. İkinci verdiği bilgide de daha bilgi vermekten kaşınmıyor. Peşi sıra güzel güzel bilgiler vermeye devam ediyor. Haziran ayında bu 5 ile gelen toplam turist sayısının 432 bin kişi olduğu da belirtilmiş. Buna göre Haziran ayında Aydın iline kaç bin turist gelmiştir diyor. Şimdi tamam, bunun 360 derece değil mi? 360 derece için 432 bin tane, buna K diyelim, 432K turist gelmiş. Şimdi diyor ki bize Aydın'a ne kadar gelmiştir? Aydın neresiydi? 90 derecelik kısım. Şimdi 90 derece 360 derecenin biliyorsun 4'te 1'i. O zaman ben 432'yi 4'e bölersem cevabı bulurum ki 4'e böldüğüm takdirde 108 gelir. Demek ki Aydın iline Haziran ayında 108 bin turist gelmiş. Cevabımız D şıkkı olacaktı. Bakın, işlem kalabalığı yok. Yaptığımız tek şey şuradaki açıyı bulmak. Daha sonrasında da kısa bir oran orantı yapmak. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Devam ediyorum ikinci soruyla. ÖSYM bu tarz soruları, yani böyle soruları seviyor. Çözümü böyle oluyor ÖSYM'nin sorduğu soruların, aklınıza bulunsun. Aşağıdaki dairesel grafikte bir çiftliğin arazisinde ekili 5 farklı ürünün alanları oranı, tabloda ise bir dönümden elde edilen ürün miktarı verilmiş. Bak, bir dönümden elde edilen ürün miktarı tabloda veriliyor, bir dönümden. Ve sevgili arkadaşlarım, diğeri de çiftliğin arazisinde ekili 5 farklı ürünün alanları oranı. Şimdi 30, 70 daha 100. 100 daha 200, 280 geriye kalıyor 80 derece, 360 olması için demek ki burası da 80 derece olacak. Yani erikle şeftali aynıymış diyebiliriz. Buna göre hangi üründen elde edilen miktar en fazladır diye soruluyor. Şimdi ondan önce şöyle diyelim. Bu 30, 70, 80, 80 ve 100, ben bunların her birini 10'a bölersem. Burası 10, burası 8, burası 7, burası 8 ve burası da 3. Bundan sonra da hani şöyle diyelim. Mesela 10 tane çilek, 8 tane şeftali, 7 birim kayısı, 8 birim erik, 3 birim de muz var. Şimdi dönüm başına üretilenler de burada. Şimdi mesela kayısı 400 tonmuş bir dönümden elde edilen. Kayısıdan varsayalım ki 7 dönüm var. O zaman 7 ile 400'ü çarparsanız 2800 yapar. Yani 2800 yapar. Çileğe bakıyorsunuz. Çilek burada 10. 10 kere 6000 dersek, 10 kere 600 dersek 6000'i verir bize. Daha sonrasında muza bakalım. Muz nerede arkadaşlar? 3'tü. 3 dönüm diyelim. Çarparsak 600 gelir. Şeftali 8'di. 8 kere 500 4000'i verir bize. Daha sonrasında da erik var. Erik de 8'di. 8 kere 700 de bu da bize 5600'ü verir. Burada maksimumu sorulmuş. Maksimumun burada 6000 olduğunu görüyoruz. Onun da çileğe ait miktar olduğunu görüyoruz. O halde cevabımız Bursa seçeneği olacaktı ikinci sorumuz. Evet. Sol sütunu bitirdik. Geçiyoruz sağ tarafa. Üçüncü soru. Şimdi aşağıdaki dairesel grafiklerde bir kuru yemiş deposunda başlangıçta bulunan ve bir ay sonra kalan fındık, fıstık, leblebi ve ceviz ürünlerinin kütelerinin dağılımı gösterilmiş. Şimdi şu başlangıçta bulunan, bu da bir ay sonra kalan arkadaşlar.
Bu depoda başlangıçta bulunan leblebinin ne kadarı satılmış? Dörtte biri satıldığına göre fındığın kaçta kaçı satılmıştır? Şimdi şurası 90 derece zaten. 75-45 daha 120'yi verir. 90 daha 210 yapar. Geriye 150 derecemiz kaldı. 150 derece kaldı. Pekala. Şimdi derece cinsinden biz bunları şeye çevirelim mesela. Buraya 150K kadar leblebi vardı diyelim. 90K kadar ceviz vardı. 45K kadar fındık vardı. Ve 75K kadar da fıstık kalmış olsun. Daha sonrasında leblebinin, yani bu 150K'lık leblebinin dörtte biri satıldığına göre dörtte üçü kalmıştır. Ne kadarı kalmış? Dörtte üçü. 150K'nın dörtte üçü eşittir diyelim. Burada sevgili arkadaşlar 76-24 daha 100 yapar. 80 daha 180, demek ki buraya da 180 kalıyor. Şimdi bu bize 180 derecelik bir kısmı veriyor. Yani buraya da 180T diyelim. Tamam? 180T. Şimdi 150K çarpı 3 bölü 4 180T'ye eşitse. 180T'ye eşitse. O zaman ben şunu soracağım. Fındığı kaçta kaça satılmıştır diyor ya. E şimdi fındık burada ne kadardı? 45K'ydı. 45K'nın kaçta kaçı, ona X diyelim, eşittir bize neyi versin? Burada 24 dereceyi versin. Yani 24T'yi versin diyelim. Şimdi bu iki oran birbirine eşit olduğuna göre o halde ben bunu şu şekilde düşünebilirim. Mesela bunu buna oranlayıp bunu buna oranlayıp eşitleyebilirim. E o zaman gelin şöyle de yapalım. 12'ye böldüm 2, 12'ye böldüm 15 geldi. Tamam. 150 şuradaki k'ları da götürelim. 150 çarpı 3 bölü 4 bölü 45 çarpı x dedim eşittir 15 bölü 2 olmuş oldu. Şimdi 15'e böldüm, 15'e böldüm, burada 10 kaldı. 5'e böldüm 9, 5'e böldüm 2, 2 ile sadeleştirdim, 2 ile sadeleştirdim 2. Üst tarafta sadece 3 bölü 2 kaldı, alt tarafta bir 9x'imiz var eşittir. Bu da 1 bölü 2'yi verecek bize. Daha sonrasında sevgili arkadaşlar içler dışlar çarpımı yapılabilir artık. 9x eşittir, şununla şunu çarparsanız ne gelir? 3 gelir. Demek ki x neymiş burada? 3 bölü 9, yani 1 bölü 3'müş sevgili arkadaşlar. Şimdi x dediğimiz şey neydi? Fındığın kalan miktarı. Kalan 2 bölü 3 ise satılan nedir? Tabii ki 2 bölü 3'tür. O halde cevabımız da A seçeneğidir diyebiliriz. Devam ediyorum 4. sorumla. Kadın, erkek ve çocuklar olarak sınıflandırılan bir gemideki yolcuların yarısı çocuk. %30'lu kadındır. Yarısı %50 yapıyor zaten. Bunlar çocuk. Daha sonrasında %30'u kadınmış arkadaşlar. Ve daha sonrasında da geriye kalan %20'lik miktarda demek ki erkek olacak. Şimdi bunları diyor dairesel grafiğe bir dökümünü alalım diyor. Nasıl bir grafik çıkar ortaya? Çok basit. Şimdi yarısı dediğine göre 180 derece çocuk olacak. %30'u demiş. 360'ın %30'unu alırsanız 108 derecelik bir kadın olacak. %20'si de 2 kere 36'dan 72 derece yapar. Bu da erkek. İşte biz bunu arıyoruz. E buna göre düşünecek olursak bak 180'i çocuk, 180'i çocuk, 180, 180, işte çocuklarda sıkıntı yok. Kadın 108 olacak. Şimdi buraya bakıyorsun 120 gitti. Burada 60 gitti. Burada 116 gitti. Burada 105 gitti. Bak burada şurası 108 gelir. 72 de erkekti. Cevap D şıkkı. Doğru cevap Denizli'ydi sevgili arkadaşlarım. İlk sayfamızı bu şekilde bitirmiş oluruz. Evet, şimdi ikinci sayfanın zamanı. İkinci sayfada birbirinden güzel sorular var. Dikkatli dinlemende de fayda var. Şimdi bir şehirde çift 0 çift 0 04 arası ve 04 ile 08 arası sıcaklık değişimleri aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi doğrusal olarak gerçekleşmiş. Bu şehirde gece bekçisi olan Hamza 5 saat aralıkla hava sıcaklığını 2 kez kontrol etmiş ve termometrede aynı sıcaklık değerlerini görmüş. 5 saat arayla 2 kez ölçüm yapıyor ve arasında o 5 saat olan iki zamandaki ölçüm de birbirinin aynısıymış. Buna göre Hamza'nın termometrede gördüğü değer kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi bunu şu şekilde düşünelim. 4 saat boyunca doğrusal olarak düştüyse hava sıcaklığı, 4 saat boyunca 4 santigrat derece düştüğünü anlayabiliriz. O zaman bir zaman diliminde 1 derece düşüyor. Yani 1 saatte sevgili arkadaşlarım, şurası gece saat 1. 1'de 1 düşerse 3'e düşer. Yani şurası kaçmış? 3. 2'de sevgili arkadaşlarım, o zaman 2'yi yakalarız.
Ve 3'te de sevgili arkadaşlarım tabii ki 1'i yakalarız. Buraya kadar tamamız. Şimdi geçtim diğer tarafa. Burada 4 saatlik bir zaman dilimi var ama 4 saatte 6 birim arttığını görüyoruz. Yani 4 saatte 6 santigrat derece artıyorsa 1 saatte tabii ki 1,5 santigrat derece artacaktır. Yani şurası 4'tü. Saat 5'te hava sıcaklığı 1,5 olacaktır. Tam olarak şurası. Saat 6'da arkadaşlar 1,5 daha arttırırsak 3 olacaktır. Yani şurası. Şimdi burada bekleyebiliriz, burada durabiliriz. Neden? Çünkü şurada aynı olan, bak 3 santigrat derece olan iki tane sıcaklık yakaladık. Biri saat 1'de, öteki de 6'da ölçülmüş. 1 ile 6 arası kaç saat? 5 saat. Ve zaten 5 saat aralıkla hava ölçümü yapmıştı. Hava sıcaklığı ölçümü yapmıştı ve sıcaklığın kaç olduğunu görüyoruz? 3 olduğunu görüyoruz. O halde cevabımız E seçeneği olacaktı diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Devam ediyorum 6. soruyla. Bakın ne kadar kolay çözüyoruz. Aşağıda bir malın miktarına bağlı olarak değişen birim satış fiyatı doğrusal grafikte verilmiş. N-M 72 olduğuna göre N-T kaçtır? Şimdi N-M neresi? Şurası. Yani şuradaki mesafe 72'ymiş arkadaşlar. Şimdi şuradaki mesafeye dikkatli bakalım. 10'dan 55'e 45 olduğunu görüyoruz değil mi? Yani şöyle bir durum var o zaman. 72'ye 45'lik bir oran var. Ya da tam tersini düşünelim. 45'e 72'lik bir oran söz konusu. Şimdi bizden istenen kısım ise şurası. N-T yani şurası isteniyor. Aynı oran burada da gerçekleşmek zorunda. Neden? Çünkü bu doğrusal arkadaşlar. Eğim hiçbir zaman değişmeyecektir. Şurası kaç birim? 15. Şimdi 45'e 72 ise 15'e kaçtır? Ki burası da bana N-T'yi verecektir zaten. Bu bunun 3 katı ise 3 katı 72 olan sayı kaçtır? Tabii ki 24'tür. Demek ki N-T'yi ben 24 olarak bulacağım. Doğru cevabım C seçeneği olacaktı. 6. soruyu böylelikle sol sütunu bitirdik. Geçtik sağ tarafa. Bir boya fabrikasında gençler, kırmızı ve sarı boyalar karıştırılarak turuncu boya elde edilmekte. Fabrikanın elde ettiği turuncu boyadaki kırmızı ve sarı boya miktarları arasındaki ilişkide doğrusal grafikte verilmiş. İşte burada mesela örnek veriyorum. Şu miktarda karıştırıldığında bu boyanın içerisinde 9 litre kırmızı ve 6 litre sarı boya oluyormuş. Yani oran 9'a 6'ymış arkadaşlar. Fabrikada yeni çalışmaya başlayan bir işçi kırmızı boya miktarı yerine sarı boya, sarı boya miktarı yerine de kırmızı boya kullanarak farklı tonda 300 litre turuncu boya elde etmiş. Bu işçiden elde ettiği turuncu boyaya sadece kırmızı boya ekleyerek fabrikanın ürettiği standart tondaki turuncuyu boyaya dönüştürmesi istenmiş. Buna göre işçi hazırladığı turuncu boyaya kaç litre daha kırmızı boya eklemelidir diye soruluyor. Şimdi normal şartlar altında bir kırmızı bir de sevgili arkadaşlar sarı boyamız var. Normali olması gereken bundan 9, bundan 6. Ama bu adam yanlış yapmış, işe yeni girdiği için bundan 6, bundan 9 alarak hazırlamış. 6'ya 9 hazırlıyorsa 15 litrelik turuncu boyada sevgili arkadaşlarım. Tabii ki doğal olarak bakalım ne kadar sarı olacak onu bulalım. Ya da ne kadar kırmızı olacak sarıyı bulalım. Ne kadar sarı olacak onu bulalım. 15 litrede 9 litre sarı varsa ne kadar hazırlamış? 300. 300 litrede ne kadardır diye sormamız gerekiyor. Şimdi burada dikkatli izleyin. İçler dışlar çarpım yapmanıza gerek yok. 15'in 20 katı 300 ise 9'un 20 katı da 180'dir diyeceğiz. Şimdi 180 litre sarı kullanmış, tamam mı? Şimdi olması gereken neydi? Miktar 6'ya 9'du. 6'ya 9. Şimdi madem 6'ya 9 ise 6 için 180 geldiyse 30 katı. O zaman 9'un da 30 katını kullanmamız gerekiyordu normal olması gereken turuncu boyada. 9'un 30 katı da 270 yapar. Demek ki 270 litre kırmızı boya olması gerekiyor bu karışımın içerisinde. Bizde ne kadar kırmızı var? Onu da şu şekilde hesaplayabilirsiniz. Sadece kırmızı boya ekleyeceğimiz için. Şimdi aslına bakarsanız olması gereken 180 artı 270'ten bunları toplarsak sevgili arkadaşlar 450 litrelik bir boya karışımında bu oranı yakalayabiliyoruz. Şimdi 450'ye ulaşabilmek için elimizde 300 litre vardı. 150 litrelik daha boyaya ihtiyacımız var ve bunun tamamının kırmızı olması gerekiyor. O halde sevgili arkadaşlar doğru cevabımız A seçeneği olacaktı diyebiliriz. Gördüğünüz üzere yine çok fazla denklem kurmadan, çok fazla içli dışlı olmadan o yaptığımız cebirsel işlemlerden cebirsel işlemlerle içli dışlı olmadan bu şekilde kolay biçimde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar gündelik hayatta da karşınıza çıktığı zaman yapılabilecek problemlerden. Bunları matematik olarak düşünmeyin lütfen. Ve son sorumuz artık bu videonun.
Bakalım soruya. Şekildeki dairesel grafikte. Bu arada şu hatırlatmayı yapayım. 8. soruyla şuradaki 2. sorumuz birbirine benzer ama tersten düşünmemiz gerekiyor. Ve ÖSYM bu şekilde sevgili arkadaşlarım, dairesel grafikle bir tablo veya bir dairesel grafikle sütun grafiği tarzında örnekleri, soruları çok 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 fazla seviyor. Dolayısıyla bu tarz sorulara lütfen aşina olmanız gerekiyor. Bu tarz soruları sınavlarda kaçırmayın, iyi dinleyin. Bundan kaynaklı da sevgili arkadaşlar hem burada hem de diğer tarafta birbirine tersten sorulmuş sorular kullandım. Sizi de sevgili arkadaşlar görün diye. Şekildeki dairesel grafikte Doğu Anadolu bölgesindeki tarım alanlarının üretilen ürünlere göre dağılımı verilmiş burada. Aynı ikinci soruda da bu şekildeydi. Sütun grafiğinde ise bu alanlarda yetiştirilen ürünlerden elde edilen gelir miktarı görünüyor. Yani ikinci sorudakinden farkı, ikinci soruda dönüm başına üretilen miktar yazıyordu. Burada toplam miktarı vermiş sağdaki sütun grafiğinde. Buna göre birim alan başına en fazla gelir hangi üründen alınmıştır diye soruluyor. Şimdi o soruyu nasıl yaptıysak bu soruyu da aynı şekilde başlayacağız. Burası 90. 90, 60 daha 150. 220, 240. Buraya ne kalıyor? 120 derece kalmış oluyor. Şimdi hepsinin sıfırını siliyorum. Bundan 9K kadar üretilmiştir diyelim. Ya da bu şekilde de bırakabiliriz. 90, 120, 60, 70, 20 de bırakabiliriz. Sıkıntı yok. Şimdi burası toplam üretilendi. Unutmayın. Toplam üretilene göre düşünecek olursak. Burada 40 bin lira var. Üretilene de pamuktu bu burası. Üretilene de 20 diyelim. Mesela 20 ton üretilmiş. O zaman ben 40'ı 20'ye bölerim. Ve böylelikle derim ki buradan 2 geldi. Şimdi patatese bakalım. Tamam. Hatta kısaltmakta fayda görüyorum. Şu an fark ettim. Bu sıfırları silelim hadi tekrar. Bundan 12 tane. Bundan 9 tane üretilmiş olsun. Bundan 6 tane. Bundan 7 tane. Bundan da 2 tane üretilmiş olsun. Şimdi pamuğa tekrar bakalım. 42'ye böldüm 20. Patatese bakıyorum. 60 bin lira var. Patates de burada 6 idi. 60'ı 6'ya böldüm. 10 geldi. Şeker pancarına bakıyorum. 70 derece. Yani 7 tane üretilmiş dedik. Şeker pancarı burada 70 bin lira gelir vardı. 70 bini 7'ye böldüm. Bu da 10 geldi. Şu ana kadar cevabım pamuk olması gerekiyor. Devam ediyorum. Buğdaya bakıyorum. Buğdayda sevgili arkadaşlarım 100 bin lira geliri vardı ve 90 dereceydi. Yani biz buna 9 demiştik. 100 bölü 9 dersek 10'dan büyük olacaktır. Yani cevabın artık şeker pancarı patates olmasına imkan yok. Hatta buğday olmasına da imkan yok. Çünkü şu an pamuk lider. Kayısıya bakıyoruz. 180 derece yani 180 bin lira gelir var. Ve kayısıya bakıyoruz 12. 180 bölü 12'den 15 geldi. Burada en büyük hangisi? Pamuk. Demek ki en çok birim başına elde edilen gelir pamuğunmuş. O halde cevabımız A seçeneği olur diyebiliriz. Evet gençler, böylelikle bir videonun bir testin daha sonuna geldik. Grafik yorumlama problemleri çok önemli. Her sınavda mutlaka olmazsa olmaz ÖSYM tercih ediyor ve soruyor. Bundan kaynaklı bu tarz sorulardan soru kaçırmamamız gerekiyor. Net kaçırmamamız gerekiyor. Boştan yere yanlış yapıp 1,25 nete mal etmememiz gerekiyor. Lütfen sizden rica, buradaki 8 soruyu dikkatli biçimde özümseyerek anlamanız. Diğer videolarımızda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.